İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Gazetesi. Büyükşehir Belediyesi trafik sorununu katlı kavşaklarla aşmayı planlıyor. Kavşaklar katlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis kürsüsünde açıkladı. İkinci çevre yoluna bu yıl iki tane daha katlı kavşak yapılacak. İlk adres Göçmen Kavşağı. Retkiller yine sahneydi. Sevgiyi de reddettiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, yeni yaptırdıkları katlı kavşağa sevgi adının verilmesini teklif etti. Belediye Meclisi'nin AKP'li ve MHP'li üyeleri blok halinde teklifi reddetti. Hakimiyet Gazetesi. Yoğun bakım %35, entübe %15 geriledi. Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, bir dönem vaka artış hızında ilk 5 il arasında gösterilen Mersin'de COVID-19 hasta sayısında ciddi düşüş yaşandığına işaret ederek, COVID-19 hastaları için ayırdığımız yoğun bakım yatak doluluk oranı 35'e, entübe oranımız ise %15'e geriledi dedi. Aşk Seninle Güzel etkinlikleri devam ediyor. Mersin Merkez Yeni Üreten Kadınları Desteklemek adına 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Aşk Seninle Güzel etkinliklerinin açılışını gerçekleştirdi. Çukurova Gazetesi. Mersin'de COVID-19 hasta sayısı düşüşe geçti. Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, bir dönem vaka artış hızında ilk 5 il arasında gösterilen Mersin'de COVID-19 hasta sayısında ciddi düşüş yaşandığına işaret ederek, COVID-19 hastaları için ayırdığımız yoğun bakım yatak doluluk oranı 35'e, entübe oranımız ise %15'e geriledi dedi. Darı Sekisi, kadın emeğiyle nergis kokuyor. Kurulduğu günden bu yana kadın üreticileri destekleyen pek çok projeyi imza atan Mersin'den Kadın Kooperatifi, Darı Sekisi Örnek Köy Projesi ile köy kültürünü korumayı, yaşatmayı, genç nesillere aktarmayı ve kadınların üretime katılmasını amaçlıyor. İMC Gazetesi. İYİ Parti Mersin'den iktidara yüklendi. Mersin programında ilk ziyaretini İYİ Parti İl Başkanlığı'na yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, özellikle esnaf üzerine konuşarak iktidarın yanlış politikasını eleştirdi. Akdeniz'in üreten kadınları, Mersinlileri kadın emeği diyarına bekliyor. Akdeniz Belediyesi'nin de desteklediği kadınların ekonomik hayata katılmasında önemli rol oynayan kadın emeği diyarındaki üretici kadınlar, daha güçlü bir şekilde ayakta durmak adına Mersin Kadın Kooperatiflerinden alışveriş yapmaları için destek çağrısı yaptı. Yeni Güney Gazetesi. Yanlış da ısrar edemeyiz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mezit ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi'nde inşa edilmek istenen sanayi sitesiyle ilgili tartışmalar gündeme geldi. Çiçekler yola çıkmaya başladı. Türkiye'nin gül deposu Mersin'deki seralarda 14 Şubat Sevgililer Günü için hummalı bir çalışma var. Mersin Gazetesi. Ben seçilmeden tüm süreç tamamlanmıştı. İhaleyi bana çıkarıyorlar diyen Tuncer,
Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yöneticiliği, Mezitli Esnaf Odası, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası desteğini almıştır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki meslektaşlarımız ve öğrencilerimizin haklı tepkilerini destekliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar sürerken İstanbul Teknik Üniversitesi'nden öğretim üyelerinden destek açıklaması geldi. Tanık Gazetesi. Özdemir Bakliyat ekim alanları çoğaltılmalı. Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, bakliyat üretimini artırmak için çiftçiye tohum verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, çünkü bakliyat tarımına topraklarımız çok elverişli, daha sonra da ekim alanlarının çoğalması lazım dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sunat, çiftçinin traktörü ve tarlaları icralık. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, partisinin Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında borç batağında bulunan çiftçi ve esnafın durumuna dikkat çekti.